Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir video çekiyorum. Tabii ki bildiğiniz kadarıyla sezon bitti. Bu demek ki maçlara tepki videoları şimdi şu an olmayacak. Milli takım maçlarına kadar. O yüzden sizlere çok farklı bir video çekmek istedim. Bu tarz videoları nasıl bir video diye soruyorsanız, her takımın Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon bu dörtlünün içerisinde eğer transfer görüşmeleri varsa eğer bu transferler hakkında videolar çekeceğim. Yani şimdi bugünkü video gibi Alioski Galatasaray transferi, Fenerbahçe'ye de yapabilirim yarın ya da diğer gün Olivier Giroud Fenerbahçe hakkında transferi. Yani bu tarz videoları görmek istiyorsanız lütfen yorumlara yazın, bol bol like atın ve videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bildiğiniz kadarıyla beni bilen bilir, ben İngiltere'de yaşayan bir Galatasaray taraftarıyım ve duyumlara göre Alioski, Leeds'de oynayan Alioski Galatasaray'la anlaşma yaptı. Gelecek sezon içinde Galatasaray'da oynayacak deniliyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum ama tabii ki medyayı okuya okuya, sosyal medyaya neler haber çıka çıka tabii ki böyle duyumlar var Alioski Galatasaray'a gelecek diye. UEFA Kupası'nın yarı finalinde 2000'de bayağı, yani çoğunuz Galatasaray'la ve Leeds'le yaşadığı sorunları biliyorsunuz. İstanbul'da oynanan ilk yarı final maçı, Galatasaray ve Leeds United taraftarı kapıştılar, kavga ettiler. Ve bunun sonucu da tabii bir iki tane Leeds taraftarı öldü. Bunun tam tarihi de işte detaylar önümde, 5 Nisan 2000. Çok kötü günüdü o gün için. Yani herhangi bir takımın taraftarı olursan ol, böyle ölümler falan filan tabii ki görmek istemezsin. Bu transfer hakkında biz Galatasaraylılar olarak ne düşünüyoruz? Şimdi bana gelirseniz benim düşüncem, Alioski çok iyi bir oyuncu. Sol bek oynayabilen, sol kanat, sağ kanat, orta saha. Tam bir joker oyuncusu. Yani benim için de sanki Galatasaray'a çok faydalı olur. Ki umarım haberle doğrudur ve Galatasaray'a gelir. Sizler, yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarı objektif konuşursak bu transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Galatasaray için ilaç transferi olur mu? İyi transfer olur mu? Düşünceleriniz ne? Yorumlara yazın. İngiltere'de ben yaşadığım için bu transfer hakkında Leeds United taraftarlarının ne düşündüğünü tabii ki çok da çok merak ettim. O yüzden YouTube'a girip bazı Leeds taraftarlarının düşüncesini ve bu transfer hakkında neler düşündüğünü gördüm ve izledim. Tabii ki Leeds taraftarları bu transferin olmasını istemiyor. Yani ister Alioski olsun, ister Rafinha olsun, Leeds'ten herhangi bir oyuncuyu Galatasaray'da görmek istemiyorlar. Ki bu da normal. Biliyoruz ki bazıları Galatasaray'a nefret ediyor. Bazı Galatasaray taraftarları da Leeds'i nefret ediyor. Yani bunlar normal. Futbolun içinde tabii ki geçmişe bakılırsa nedenleri ortada. Bir İngiliz basınında bir Leeds United taraftarı basına çıkıp YouTube'da video yapıp bu transfer hakkında konuştu. Ve dedi ki Alioski eğer Galatasaray'la anlaştıysa eğer, bu haberler doğruysa eğer, biz Leeds taraftarı olarak Alioski'yi yuhlarız. Bu normal bir şey. Tabii ki Leeds taraftarının açısından bakarsan çok normal. Alioski de Leeds için çok önemli bir oyuncu. 29 yaşında olan Makedonyalı oyuncu Alioski Leeds United'a 2017'de imza atmıştı. Ve tabii ki Leeds için de çok önemli bir oyuncu olmuştu. Ve şimdiye kadar da daha da şimdi çok önemli oyuncu. Tabii ki böyle bir oyuncuyu, hele hele bonservissiz kontratı bitiyor, böyle bir oyuncuyu ellerinden kaçırmak istemiyorlar. Hele hele Galatasaray'a gidiyorsa eğer, hiç de istemiyorlar. Bu videoyu bazı Leeds taraftarı izliyorsa eğer, yorumlara yazsınlar bu transfer hakkında ne düşünüyorlar. Alioski'nin Galatasaray'la anlaşması, ki doğruysa eğer, doğru hamle mi Alioski açısından? Tabii ki tüm Leeds taraftarları hayır diyecek. Hayır demeleri de tabii ki normal. Çünkü bir, Leeds'in ve Galatasaray'ın bir geçmişi var. Alioski, İki, çok muhteşem bir oyuncu, doğruyu söyleyelim. Leeds için çok önemli bir oyuncu ve Galatasaray'a da gelirse çok büyük fayda sağlar ve bizim için de önemli bir oyuncu olur tabii ki. Ben de İngiltere'de yaşadığım için
bazı videolar gördüğüm İngiliz YouTube kanallarında, İngiliz basınlarında bu transfer hakkında. O yüzden ben de oturup bu video hakkında İngiltere'de yaşadığım için ve Galatasaray taraftarı olduğum için bir video yapmak istedim. Galatasaray taraftarları da yorumlara yazın. Bu transferin olmasını istiyor musunuz? İstiyorsanız neden olmasını istiyorsunuz? İstemiyorsanız da neden istemiyorsunuz? Hepsini yorumlara yazın. Yani çoğalın yorumlara. Tabii ki inşallah bu videoya Leeds taraftarları da gelir. Kavgasız belasız. İnşallah sorunlar yaşamadan yorumlarda. Onlar da kendilerinin düşüncelerini yazıp yorumlara hepimize göstersinler onların düşüncelerini. Benim açımdan tabii ki söylediğim gibi Alioski'yi Galatasaray'da görmek isterim. Neden? 29 yaşında tecrübeli bir oyuncu. Joker bir oyuncu. Sol bek, sağ kanat, sol kanat, orta saha oynayabilen bir oyuncu. Yani Fatih Terim'in elini daha da çok güçlendirir. O yüzden hepimiz hep birlikte bekleyeceğiz. Yani bu transfer yalan mı, doğru mu? Yani adım adım transfer açıldığında her şey daha da çok netleşir ve daha da çok belli olur. Ben de bir Galatasaraylı olarak, İngiltere'de yaşayan bir Galatasaraylı olarak bu transferi yakından takip edeceğim. Bakalım ne olacak? İnşallah olur bizim açımızdan. İnşallah videoyu beğendiniz arkadaşlar. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu tarz videoları yapmamı devamını istiyorsanız yorumlara yazın, bol bol like atın. Bir diğer transfer konusu, Olivier Giroud Fenerbahçe'ye gidebilir diye bir haberler var. O transfer hakkında da video yapmamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın, like'a basmayı unutmayın. Bize destek olmak için bol bol abone olun ve diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.